Selamünaleyküm arkadaşlar, nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyidirsiniz. Bizler soracak olsun, bizler de iyiyiz. Bu akşam kızımı oturmaya geldim. İftarı yaptım, kızımı oturmaya geldim. Namaza kadar, yatsı namazına kadar oturayım biraz. Ondan sonra evime gideyim, namazımı kılayım. Ondan sonra işte öyle Kur'an okuyoruz biraz. Sabaha kadar yine oturuyorum ben. Oturuyorum. TRT1'de mukabelem var. Onu izliyorum. Ondan sonra namazımı kılıyorum, yatıyorum. 2-3 saat yatıyorum. Tekrar bir daha kalkıyorum. Öyle işte vakit geçiriyoruz. Ramazan'ı böyle tutuyoruz Allah'ın izniyle. Serin de yani. Yarın da köye gitmek istiyoruz inşallah. Aynen. Hava gerçekten Perşembe günü nasıl kar yağışı vardı. Evet. Yani bugün çok güzeldi. Hatta çocukları bir yere parka götürdüm falan, yani böyle Perşembe günü bugünün alakası yoktu. Yarın inşallah iyi olursa gideceğim. Yazdan kalma bir hava vardı. Hatta bugün Elif sordu bana, Güney abla dedi, gelmiyor musunuz dedi. Bu havanın iyiliğinde dedi. Bu havanın iyiliğinde niye duruyorsunuz orada dedi. Ben de dedim şu anda dedim cansulardan haber yok dedim. Eşim var diye çalıştığı için. Evet. Biraz da biz bugün yani çıkmaya niyetimiz vardı da geç kalktık. Mehmet eşimin köyüne gidecektik. Orada ısırgan falan toplayacaktık işte. Hatta size yapacağım Allah'ın izniyle. Belki ısırganı bilmeyenler bizimle görür, bilir. Hani çok şifalı bir bitki. Mehmet 4-12 çalışıyor dedi. Çocuk yorulmuştur dedim. Ses seda yok dedim, Elif dedim şu anda dedim. Öyle konuşmuştuk işte. Yarın Allah izin verirse gidebilirsek, havanın durumuna bağlı. En azından iftarımız orada. Evet. Yine eşim gece var diye sana dönüyor. Geceliğin işe gitmesi gerekiyor. Aşağı ineceğiz yani. Evimize geleceğiz mecbur. Kalamayacağız. Savuru yapamayacağız orada. Olsun, çocuklar için de bir gün bir gündür, değişiklik olur. Öyle bir annemle sohbet edelim dedik. Arkadaşlar bir haftadır moralim çok bozuk gerçekten. Hani en azından annem gelsin bir dedim, bir değişiklik olsun. Çocuklarla da öyle şey olmuyor. Muhabbet olmuyor yani. Bir şeyi çok istemeyeceksiniz. Ya benim öyle ama sizin öyle mi bilmiyorum. Bir şeyi çok istiyorum. Olmuyor yani. Öbür gerçekten evlenmeden önce de işte istediğim şeyleri, çoğu şeyleri hayata geçiremedim. Yorumlara yazarsanız sevinirim. Sizin nasıl oluyor? Ben bir şey istediğimi olmuyor. Geri tepiyor yani. Allah tarafından mı artık? Bu sefer de kul tepiyor. Ya yani olmadığı mı olmuyor yani. Hep engeller çıkıyor. Biraz moralim ondan bozuk. Şurama bir yumruk oturdu. Bir haftadır gitmiyor yani. Mutsuzluktan öleceğim gibi bir şey. Sen ne diyorsun anne bu duruma? Ben de olacak diyorum. Annem senin nasıl yani bir şey... Sen istedin, çoğu şeyi başardın. Çoğu da. Çoğu şeyim evet. Oldu Allah'ın izniyle yani. Annem hep böyle böyle bahçeli bir ev istiyordu. Hani böyle bir şeyler ekeyim, dikeyim. Gerçekten yıllar sonra dedemden Allah razı olsun. Evet. Allah nur içinde yatırsın babamı yani. İstediğinde kavuştu. Kavuştuk. Çok şükür Allah'ıma. Hava almaya çıkıyoruz işte, bak köye evet. Çıkıyoruz. Canlı yazın çıkıyoruz. Zaten sürekli annem orada oluyor. Şimdi hani burada biz TOKİ evlerindeyiz. Hani merkezi sistem, doğalgazımız, evde dursak da durmasak da her şekilde yanıyor. O yüzden hani burada yaşıyor annem. Köyde de zaten soğuk oluyor köyler bir tık ilçeye göre. O yüzden hani köyde oturmak kışın mantıklı değil yani. Yorumlara yazarsanız sevinirim. Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Yani benim öyle oluyor. Bir şeyi istedim ve geri tepiyor bende. Bilmiyorum artık. Zamana bıraktım her şeyi ama 5 senedir inanın bu günü bekliyorum. Tam oldu dedim. Bu sefer de kullar, hani kul girdi araya. Gerçekten insanoğlu şeymiş. Böyle nasıl desem, kendi menfaatleri uğruna seni es geçiyor. Öyle. Daha da konuyu çok açmayayım. Hani konuyu açarsam belki sıkıntıya girerim diye şomazlık yapmayayım. Orayı da kesemem. Geçen de kestik, bu sefer kesemem. Sizinle muhabbet edelim dedik. Çocuklar da diğer odada oynuyorlar. Hazır kavga etmezken açalım. Beni tanıyanlar az buçuk benim niye canım sıkıldığını bilir arkadaşlar. Şu anda çok güzel oynuyorlar maşallah. Geldiğimde Burak çok sinirliydi. Bu ara bir nöbetleri çok arkadaşlar. Evet. Dönem dönem oluyor dedim ben size ya.
Şu an mevsimsel geçişlerde olduğumuz için çok sinirli. İlaca başladık hatta. Sakinleştirici kullanıyoruz. Aslında ben hiç taraftarı değilim sakinleştirici ama. Ama olmuyor böyle. Aynen. Yani çok kendine de zarar veriyor. Bana da hiç, zarar veriyor. Evet, karşımdakine de zarar veriyor. İşte ama sakinleştirici de dün mesela bu üçüncü günümüzü bugün unuttum. Ya ilaca da tam şey olamadığım için, hani alışmadığım için düzenli veremedim açıkçası. Bugün üçüncü gününü unuttum. Mesela saat 3.30'da vermem gerekiyordu. İşte sakinleştirici de dün mesela uyku yaptı onda. İşte o zaman uyku da problem. Her saatinde uyuyakaldı. Tabii geç vakitte kalktı. O da geç vakitte kalktı. Şimdi okula giden çocuk için o da problem. Evet. Yani inanın gerçekten hayatımız hep problemlerle dolu. Bilmiyorum sizin illaki çocuk büyüten insanlar hep beni anlar yani illaki. Hafta sabahtan vereceksin. O zaman da eve geldi mi etkisi şey yapıyor. Bizim için öncelik olan Yekta ile evet. Hiç anlaşamıyorlar. Yekta'ya zarar veriyor. Yekta'ya zarar. Bir kaşık suda boğacak Yekta'ya çok. Evet. Çok zarar. Eli de ağır. Büyüdü artık. İlerisini düşünemiyorum yani. Yekta da yavrum ona şey yapmıyor. Yanaşıyor. Evet. Öpüyor. Şey abim diyor ama anlamıyor ki o. Aynen. Anlamıyor, hiç anlamıyor. Saçından tutuyor, şeyinden tutuyor, arkasına vuruyor. Vuruyor hiç. Evet, eli de çok ağır. Hiç evet, eli çok ağır. Evet. Bilmiyor ki yani karşısındakine zarar verdiğini. Bilmiyor. Bilse zaten yapar mı? O da dayak yediği halde illa kuz üzerine gidiyor. Abisini yanında. Ben anlamıyorum. Ben mesela az bir şey kızayım bana küslük yapıyor ama abisini hiç şey yapmıyor. Hiç kıyamıyor. Ne bileyim o da algıladı mı artık özel olduğunu abisinin. Siz o babanla gittiniz ya şeye. Burak da geldi. Hastaneye gittiniz. Ay kapıdan böyle nasıl öpüyor. Hep öyle okuldan gelsin Burak Efe saat 2 gibi geliyor işte. Ondan sonra kapıda bekliyor. Abim gelmiş abim falan özledim ben çok özledim diye. Bu arada tripod da devriliyor. Ama Burak da çok şaşırıyor. Ne olacak vallahi. Aynen. Çok fena bu ara çok sinirli çok işte mevsimsel geçişlerimiz oluyor inşallah bir mevsimsel geçiştir de ondan kaynaklanıyordur. Sen haftaki siniri gelinceye kadar evet. dedesinin ellerini bağlayacakmışık. Yani size anlatsak gerçekten şaka gibi gelir ama biz bunları yaşıyoruz dedesini yani. Yuvarlayacakmışık bir yerden. Babam illaki açtığı zaman çay falan içiyorduk değil mi evet. O sırada? İşte niye açtım diye hüngür hüngür ağlıyor. Hani onu dizginleyemiyoruz. Oğlum anlatıyoruz böyle şeyler olmaz. Hayır çok mantıksız falan. Hayır o kendi kafasında belirlediğini yapacak illaki. Yani şükredin çocuklarınız sağlıklıysa gerçekten bu çok önemli bir şey. Yani çok önemli bir sağlık. Çok zor dönemlerden aynen, geçiyoruz. Çok zor çok. Hani böyle. Yani ben görmesem şey yapmasam ama içindeyim ama görüyorum şey yapıyorum. Yani kapıyı açtığımda bir sinirliydi. Bu akşam bir sinirliydi. Azıcık biraz şey yaptım öyle. Yatıştırdık sinirini işte. Bazen mesela hiç sakinleştiremiyoruz. Banyo ona iyi geliyor. Su iyi geliyor. Banyo giriyor. Banyo yapınca sakinleşiyor. Evet, bugünlere de şükrediyoruz. Evet. Ben özel eğitime gidiyordum arkadaşlar. Bıraktım yekdamdan dolayı gidip gelmem problem oluyor diye. Özel eğitimde, rehabilitasyonda yani öyle bir çocuklar görüyorsun ki kendi çocuğuna şükrediyorsun. Diyorsun ki benim beteri varmış diyorsun. Allah'a şükrediyorsun. Hani kendi problemini dile getiriyor. Tuvaletine gidiyor çok şükür elhamdülillah bezlemiyoruz. Ondan sonra yatalak değil. Yani böyle bir sürü polyanatçılık oynayabiliriz. Hani bir sürü şeyler olumlu yanları var Burak Efe'nin. Dışarıdan gördüğümü başkası diyor ki bunun hiçbir şeyi yok. Hani bu mu otizmli falan hani muhabbeti diye olaya geçti mi hani böyle detaylı artık konuştu mu anlaşılıyor. Ama evde çok sinir çok var sinirli. Çok işte bunu nasıl aşacağız bilmiyorum artık zamanla Allah bize bir kapı açacak oradan şey yapacağız inşallah. Aşırı bu da bizim sinir var evde aşırı. Evet sakinleştirici işte artık bilmiyorum onu kullanacağız yani onda istikrarlı olacağız. Bu zamana kadar zaten psikiyatriler de önermiyor. Hani çocuklarınıza sakinleştirici vermeyin diyor elinizden geldiği kadar. Ama ben de getirdim hani çok küçük kardeşin çok şey yapıyor diye. Ondan sonra bize hani kullanmamızı tavsiye etti. Yani böyle bir sınavdan geçiyoruz. Allah'ım inşallah şey yapar bizi. İnşallah. Başka dertlerimiz de oluyor illaki. Sadece bu da değil işte. Bir de şey diyeceğim arkadaşlar. Annemle biz çok farklı karakteriz. Annem böyle mesela bir konu olsun,
Aman tatsızlık olmasın, hani bu yaprak dökümünde var ya, ağzımızın tadı bozulmasın Ali Rıza Bey gibi. Annem o moddayım. Babam da öyle mülayim. Ki ben de tam tersi şeyim yani böyle. Hani bir tatsızlık olduysa, birisiyle bir problem yaşadıysan onun peşini bırakmam. Ben haklıysam davamda devam ederim. Ama annem haklıysa da aman Allah'ından bulsun moduna girer hemen. Kabuğuna çekilir. O kişiyle tamam şey yapar ama Allah'a havale eder. Ne yapayım, o şey mi yapacağım? Karakterim gereği ne bileyim ne anneme ne babama çekmişim. Eşim de öyle. Tatsızlığı hiç sevmez. Adaletsizliği hiç sevmiyorum gerçekten. Yani hiçbir zaman haklıysam o konuyu bırakmam. Peşinde dururum. Devam ettiririm. Öyle bir yanım var yani. Bilmiyorum. Bana annemle babam, abim bilmiyorum da karakterini tam baş o konularda ne gibi ne yapar ne eder kestiremiyorum. Eşim de öyle. Alem gibi. Hani böyle bana şey geliyor, ters geliyor yani. Madem haklıysam hakkımı savunacağım yani. Bilmiyorum. Siz nasılsınız? Tatsızlık olmamasın. Olmasın. Ben tatsızlık olmasın istiyorum yani her zaman için. Ama o zaman yani, da seni pasif görüyorlar. Pasif görüyorlar, üstüne basıp geçiyorlar yani. Görsünler. Ama o, her zaman ben ezilen oluyorsun. Yani eğer hakkını savunursan, senin baskın karakterini görürlerse üstüne basıp geçemezler. Aa bu da dişliymiş derler. Hani bu da böyle hakkını şey yapmıyormuş derler. Ki bu mesela örneğin bu yakında da oldu. Ben apartmandayız arkadaşlar, kendi evim. Hani şey yani çocuğum otizmini dile getirdim. Ki isteyerek bilerek de bir şey yapmıyorum. Ben kul hakkından çok korkarım ya. Hani çocuk böyle dikkat ederim yani. Çocuğum ne yapayım ben, bana zarar veriyor yani. Özellikle bilerek yapmıyoruz ki. Şu okul dönemi tatilken geç yaptılar birazcık. Küçüğüm de zaten anlamıyor. Küçük çocuğu olanlar da anlar. Hani yapma etme diyorsun, evet, anlamıyorlar. Sadece benim yani, otizmli çocuğum için demiyorum. Küçüğüm de normal sağlıklı bir çocuk, o da anlamıyor. Yapma dedikçe daha çok yapıyor küçüğü de. Apartmanda işte bizden şikayet etmişler arkadaşlar. Apartman yönetici sağ olsun hani bizi çok sever saya. Hani dile getirdi. Ertesi günde işte bizi böyle tahrik edici sesler, hani böyle sessiz olun gibisinden bir şeyle vuruyorlar. Ya ben o şeye gelemedim yani. Gittim ve konuşmaya gittim. Bir şekilde hakkımı savundum yani. Ben dedim bunu kasıtlı yapmıyorum. Ki Allah'tan korksan zaten sen şey yapmazsın. Ben bunu kasıtlı yapsam hani benim sesim gelir. Çocukların burağın sesi geliyor. Bağırması, öfke nöbeti anında. Mesela yap diyorum ben ona, gecenin saat 2'si olmuş, 1.30 olmuş. Bağırıyor, çağırıyor. Ben ona yap desem daha çok bağırıyor. Bu sefer daha çok insan hani ayağa kalkıyor. Bir sonraki videomuzda köyde artık evet, ne yaparız kuzinenin başında bilmiyorum da. Daha menüyü belirleyemedik. Öyle güzel yemekler yaparız inşallah. İnşallah. Ya ben aslında eğer hava güzel olursa böyle şey yapmak istiyorum. Hani böyle köyde bir gezintiye çıkmak istiyorum yürüyerek. Bugün mesela şey keyfim yok işte size onu diyorum ya. Keyfim olsa mesela eşim kek istedi benden. Elim gitmiyor ya, böyle hiçbir şey yapasım yok. Böyle ben böyle bir şey yaşadım hemen atlatabilen bir insan değilim. Çünkü ben onu istiyorum, 5 senedir bekliyorum. Kaldım orada yani, bir duyduğum anda kaldım. Hemen böyle bir şeyleri atlatabilen bir insan değilim. O yüzden işte annemle babamla çok ayrı karakteriz. Kime benzedim bilmiyorum o yönden de. Annemler de zamanında böyle çok haklarını yedirmişler. İşte ki yani o kadar çalışmış, çabalamış, birileri annemin hakkını yemiş ki onlara bile sesini çıkartamamış yani. Öbürkü dünyaya havale etmiş. Öbürkü dünyaya tamam havale ediyorsun ama birazcık da kendin de hakkını aramak zorundasın ya. Her şey şey öbürkü dünyada birazcık da bedenen çalışmışsın, etmişsin anne. Boşuna yıprandın yani. O milletin evini temizlemiş büyük çekmecede. Ondan sonra tuvaletine kadar temizlemişsin. Ki paraları güzel güne başkalarına yedirmiş. Yemişler yani. Hak yer olsun insan. Ya. Allah'ım ne hep diyor? Hep Allah'a havale ediyor işte. Ne diyor? Bu dünya kul hakkıyla gelmeyin diyorlar işte. Ama hakkını da savun diyor değil mi? Olsun Allah. Hakkını da savunacaksın işte. Allah ne yaptı bana, yine Allah verdi ev, kurban oldum. Ama Allah çok yıprandın işte. Kısmet etti yani. Olsun, o da yediğine kaldı. Nasıl can verecek? Can verecek. Öbür dünyada da elin üstünde olacak Allah'ın izniyle. İnşallah. İşte insanlar nasıl öbür dünyayı düşünmüyorlar bilmiyorum ben ya. Nasıl kul hakkı yiyorlar. Yani kâr biliyorlar bazı şeyleri yapıyorum.
kar bilmekteler yani. Ben anlamıyorum. Aklım mantığım almıyor. Bana kul hakkıyla gelme diyor Allah. Evet. Nasıl ne yapayım yap bunu... diyor. Kul hakkıyla gelme diyor bana. Çok şükür Allah'ıma öyle bir şey bizimle olmadı yani. Hep arın teriyle oldu. Ne olursa arın teriyle yaptık. Merdivenleri yani. Silmiş, hiçbir şeyimiz yok. Haram para, bir zırnık haram paramız yok yani. İçinde ne yaptıysam yani. Allah çok şükür Allah bugünlerime. Evet. Yapanlar utansın. Yapanlar ne cevap verecek öbür dünyada? Onu düşünüyorum. Benim şeyim yani ne desem sana? Ben rahatım. Evet, huzurluyum de... yani o yüzden çok rahatım, çok huzurluyum. Yani bir şey haram lokma geçmedi boğazımdan. Evet. Çok şükür Allah'a. Öyle ben de diyorum ki sana sabret diyorum biraz şey yap. Hemen birden her şey istediğin gibi olmuyor hemen birden. Sabır, sabır, sabır. Şimdi YouTube'u bu yönden de istiyorum. Bir yandan da anlatıyorsun, anlatırsın. Sizler de dinliyorsunuz. Allah razı olsun. Bayağı yine izleyicimiz oluyor. Abonelik dışında da izleyenlerimiz var. Allah razı olsun. Deşarj oluyorsun yani. Aynı, anlatıp evet. Anlatıp bir rahatlıyorsun. Rahatlıyorsun. Olumlu yorumlar da var. Olumsuz yorumlar da var. Herkesten Allah razı olsun. Yorum yapanlardan. Evet. Bizi unutmayın. Abone olun. Annem bu YouTube işini çok istiyor arkadaşlar. Yani ben istedim yani daha doğrusu. Benden çok annem istiyor. Yani bu kanalın sahibi, diğer sahibi de annem diyebiliriz yani. Dedim kafan dağılır acık kızım evet. Dedim. Acık şey yap, iki tane çocuktan biliyorum çektiğim, görüyorum. Her zaman görüyorum yani. Acık dedim böyle karşındaki insanlarla konuşursan dedim. İçin dağılır, acık ferahlarsın. Ben zorladım yani. Ben zorlamam ne oluyor bu şey? Yoksa... Yoksa ben cesaretim yok. Cesaretim yok evet. İllaki bırakıp olur mu anne? Olur, olmaz mı anne? Olur dedim kızım. Olan yapanlar nasıl yapıyor ya? Bizim gibi onlar da bir insan evladı. Konuşuyorlar, ediyorlar, rahatlıyorlar. Ne yaptıklarını çekiyorlar. Dedim evet. Sen de biz de yap tamam dedim. Bahçe işlerinde hani ben şey yapmıyorum, savunmuyorum çok iyi yaptığımı. Meraklı olduğumu söylüyorum. Evet. Bahçe işlerinde, hamur işlerinde meraklıyım. Beğenmeyebilirsiniz arkadaşlar. Çoğunlukla zaten eşim yapıyordu bahçe işlerini. O da sıkıntıları var. Fabrikada çalıştığı için o da ezildi haliyle. Problemler çıkmaya başladı eşimle de. Artık bundan sonra işte hani bahçe işleri yapmamaya başladı. Bundan sonra biz artık elinden geldiği kadar olursa olur, olmazsa evet. Olanı yapacağız, olmayan da kalsın. Annem de yapıyor ama evet. Sağlığından dolayı. Bizi izlemeye unutmayın arkadaşlar. Dostlarım, arkadaşlarım, bu yola girdik. İnşallah Allah utandırmasın bizi ya Rabbi.